Cem, buraların hali ne ya? Ya sana söylüyorum 50 kere topla bir taraftan diye. Ben bunu yetiştirmeye çalışıyorum. Sen bakıyorsun işin bitiyor ya. Hayatım yeter artık yani. Burama kadar geldi gerçekten. Nedir senin bu titizliğin? Yeter ya. Bıktım iyice. Senin pisliğinden de ben bıktım. Benim ne kadar titiz olduğumu biliyorsun. Ben ülke ülke dolaşıyorum. Biliyorum. Sadık enişten bıktı senden. Bilmez miyim? 10 parmağımda 10 marifet. Bir sarı bezi. Ben 40 yıl kullanmışım. Sen ne diyorsun ya? Ne oldu canım? Geriye sancı da girdi. Asla pişmemiş bu eti mesela. Mesela peçete varsa bunu... Çıkarmak istiyorsun, o kadar. Bir su var altında. Çok mu yağlı? Derya Hanım, benim bu konuyla ilgili bir itirazım var. Hasan'la Cansu, Yeşim Hanım'ı burada kenara sıkıştırmışlar. Yok, ağızda dağılan en güzel tabak, en güzelini ben yapıyorum. Baktığınızda hemen göreceksiniz, bu onun diye de hiç çekmeyeceksiniz. Sizleri maalesef buradan diskalifiye etmek zorundayım. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi, mutfak bahane, mutfak bahane. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutfak bahane başlıyor. Stüdyoda enerji yüksek. Eminim siz de hazırsınızdır değil mi? Birbirinden güzel tariflere, lezzetlere ve sohbetlere olaylar zaten bitmek bilmiyor. Gerçekten buradaki kazalar, cezalar, kavgalar, tartışmalar bitmek bilmiyor. Her gün başka bir şaşkınlık içerisindeyim. Dün sağ olun Hamiyet ablayı maalesef neredeyse yakıyordunuz. Maalesef. Üstelik şerbetle. Vakit az kaldı vakit. Fırına giriyorum. Fırına giriyorum. Ay. Ay inanmıyorum. Ay. Bu ne ya? Yine ucuz kurtulduk. Ben konuştum. İz falan kalmamış. Çok şükür. Sevindim. İçiniz rahat olsun. En azından. Altınları dün Cansular kazandılar. Sadece 2 puan farkla. Az kalsın Canseller de alabilirdi. Eğer ceza çarkı onlar için dönmeseydi. Evet. Seda da tabii ki sakin bir gün geçirmedi dün. Bugün çok iyiyim ama harikayım. Şahaneyim. Alacağım gerçekten altınları. Böyle kömürden şahane bir tatlı yaptım. Oralara girmeyelim, tatlı konuşalım. Gireceğim ben onlara, gireceğim. İzleyelim, hatırlayalım dün neler olmuş. Buyurun. Cansu, sen daha çıkartmadın benimkini. Seda, ben burada sunumumu yapıyordum. Hasan bana baktırtmadı, biliyor musun? Ya inanmıyorum Cansu, bu ne? Gerçekten şaka mısın? Gerçekten burada sunum yapıyordum ve Hasan dedi ki bu ne ya? Keyif yaparken sen onun masasına ben bakacaksın dedi. Ben keyif mi yapıyorum? Ben evet, sana gelip evet, derdimi anlatmadın mı? Hasan baktırtmadı. Ben burada 3 sezondur yarışıyorum. Evet, kazalar geçirdik. Mutfak kazaları oluyor. Fakat benim isme yakışan bir durum değil. O yanık tabağa 5 puan almak, diğerlerinin de 1 alması. Çünkü olan bir tabak var. Özellikle Cansu'nun tabağı. Ben kendi gelinine... Mümkünse, müsaadeniz varsa vermek istiyorum 5 puanı. Güzel düşünmüşsün Seda. Mutfak bahane tarihinde ilk defa bir gelinim puanlarından vazgeçiyor. Vazgeçip hatta rakibine devretmek istiyor. Aynen. Dün mutfak bahane tarihinde bir ilk yaşandı. İlk defa bir gelin kendi rızasıyla, kendi isteğiyle, kendi talebiyle puanlarından vazgeçti. Bu daha önce burada görülmedi. Tabağı için 5 puan aldı ama dedi ki istemiyorum. Biz de bunu kabul ettik ve puanını 5'ten 1'e düşürdük. Hak etmedim. Çok rahat. Çünkü kazandığımda hiç kimse, ben Ceylan'a diyorum ya yanık tabaklarıyla kazandı diye. O bana diyemeyecek. Çünkü o puanı kabul etmedim. Seninki de nasıl bir inat. Şimdi yapan Cansu'nun tabağı çok güzeldi mesela. Cansel'in de iyiydi. Bu sefer haktı yani. Sana inat mı yaptı Ceylan? Yani bence bana inat yaptı kesinlikle.
Ancım kendini o kadar önemli görme, hiç uzaktan yakının alakası yok yani. Derya Hanım, dün Cem'de, Gülhan annemde o Seda'nın verdiği 5 puanı almadım diye bana çok kızdılar ama benim Seda'nın puanına ihtiyacım yok. Peki, puanlarınızı kendiniz kazanın. Güzel güzel yemekler hazırlayarak, hata yapmayarak, ceza çarkını döndürtmeyerek. Birazdan günün yemeklerini açıklayacağım ama ondan önce bugün bakalım kim tadım yapacak, hangi konuğumuz var, mutfakları kim dolaşacak? Öyle güzel biri gelecek ki, kendisi o kadar güzel yüzlü ki inşallah yüzü kadar güzel yemekler çıkartırsınız ona. Mahcup etmezsiniz bizi. Etmeyiz. Kendisini en son ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Ateş Kuşları'nda gördük. Aa, evet. En sevdiğim. En sevdiğin mi? Hı-hı. Vallahi ben de çok seviyorum. Karşınızda Yeşim Dalgıçer. Merhaba. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sefalar getirdin. İyiyim, teşekkür ederim. Ay Yeşim'cim. Evet. Seni asıl nereden tanıyoruz? Beni Ateş Kuşları en son, evet. Sezin karakteri. Ondan önce İnadına Aşk vardı, ah, Leyla İnadına karakteri. Aşk. Evet. Evet, koca bir sezon boyunca evet. Ekranlardaydın, çok güzeldi. Teşekkür Sen ederim. Sen çok güzelsin zaten. Çok teşekkür ederim, Peki, sağ olun. Peki yemekle aran nasıl? Valla benim yemekle aram iyi, iyi yemek yaparım. Lezzetli yemek yaparım. Yer misin? Yerim. Yaklaşık 4 yıldır gluten yemiyorum sadece. He. Biraz sağlıklı besleniyorum. Güzel. Alerjim yok ama. Güzel. Onun dışında tabii öyle olunca o tarz tarifler de öğrenmek zorunda kaldım. Hı. İşte glutensiz Hı. neler yapılabilir, işte yulafı nasıl kullanabiliriz Bolca mutfağa falan. Girdim. Evet, çok sık mutfağa girdim. O yüzden yemekten iyi anlıyorum. Ben bence... Çok da kötü yemekler yapılmazmış gibi geliyor. Yani hamurla aran nasıl? Hamurla aram çok iyi. Börek aç, börek aç desek açar mısın? Açarım. Ya. Açarım, mantı açarım, börek açarım. Hepsini yaparım yeteneklisin. Yani. Evet. Bakın yemek yapabilen biri çok iyi tadım da yapar. Evet. Bakalım burada ne yaşayacağım bilmiyorum bugün. Ah, sen burada neler evet, yaşayacaksın yani acaba? Çok zor beğenmem bu arada. Hani baştan söyleyeyim. İyi, sevindik. Bizim bugün bir et yemeğimiz var. Ette en önemli... pişmesi. Evet, pişmesi. Evet. Özelliği pişmesi. Vukuat çok, diyecektim. Çok pişmiş sevmem. Vukuat olmasın. Bir de tabii ki yemeklerimiz yanmamış olsun. Önemli evet. öyle iki tane evet. nokta var. O pişirme olayı vallahi evet. çok zor burada. Peki, ay baştan korkuttum sanki. Yok canım evet. ya, bugün çok güzel yemekler çıkacak. Güzel tariflerimiz var çünkü. Birincisi, birinci yemeğimiz bugün Türkmen kebabı. Oh, sebzeli, güzel. Patlıcanlı bir etli yemeğimiz var. Süper. Tatlımız da belem turtası. Aa. Hiç bilmiyorum belem turtası. Burada öğreneceğiz. Evet. En ince püf noktasına kadar tarifi burada göreceğiz, izleyeceğiz. Tamam. Sen de mutfakları dolaşacaksın. Tamam. Peki. Beşten geri sayarak başlıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir. Herkese kolay gelsin. Harun, Türkmen kebabıyla başlıyoruz. Süre başladı. Yalnız bugün çok iyi çalışacağız, hızlı, tamam mı? Kavga hızlı, etmek hızlı, yok. Çabuk, çabuk. Dün başımıza gelenleri gördün. Şuradaki ikili. Hepsini işleriz. Ben bir kez daha anladım ki burada bizim dostumuz yok. Kimseye de güven yok. Neyse ki 5 puanı da almadım. Sen buraya geçer misin? Sen beşameli yapacaksın canım. İyi, bunları sen de olacaksın. Tamam, onları bana bırak. Beşameli Türkmen kebabının beşamelini. Ama önce bunları közlememiz lazım. Patlıcan ve biberi ocağa yak. Sen onu közle, sonra streç filmine saralım, bir güzel terlesin, öyle daha iyi soyulur. Canım vallahi en çok sevdiğim şeyi yapıyorum. Bir yufka yapsam şurada da, bir asyanla içine bir dürüyorsam ben bunu... Karşı tarafa tadımını kapana kadar kendim tatsam olmaz mı? Hasancığım, ben buraya gelince ne öğrendim biliyor musun? Sen istesen her şeyi yapabiliyor musun aslında? Öyle evin köşesinde oturup da masaya şeye... Koltuğa yatıp da Cansu benim suyumu getir, Cansu benim yemeğimi getir demeyen olmuyormuş demek ki. Ya ben beceriksizim, ben fahrettim ki sen her şeyi yapabiliyor musun? Ya ama bunu hiç göstermedin ama... bana şimdiye kadar. Bunlar bana göre değil diye düşünüyorum Niye ama... sana göre olmasın ki, senin özelliğin ne mesela? Ya ne bileyim ben... Hasan sen nesin biliyor musun? Sen busun, anladın mı? Bak bunu da buraya koyayım oturuyor, sen de oraya koyayım oturuyorsun. Hiçbir özelliğin yok, bu kadar. O zaman buyur. Sen bir şey de olur. Sen bilirsin. Hadi bakalım. Canın isterse. Hadi bakalım, o zaman ikimiz de oturuyorsa.
Ama içemezsem ben de onları yapar bitirirsem. Evde yaptığını şu anda burada yapıyorsun. Gidip evet, biliyor musun? Ben böyle yemedim. Ben yiyordum o. Ben neyse ama. Süpersin devam. Ama onları bitirirse ben de sana sorarım. Bir şey diyeceğim Cansu. Söyledim. Evde de böyle kırlent gibi mi gerçekten? Evet evet. Köşe yastığı gibi onu öyle koyuyorsun bekliyor. Yemeğini veriyor. Sazım eksik Seda Hanım. Aynen. Bir de sazım olur elimde. Ben gelmeye gelirim. O kadar. Evet başka yok. Bu, hiçbir işe yardım etmez. Bu kadar ibaret. Bu kadar. Cansu yapacak, evet. Cansu dolanacak, patlıcan da yanacak. Hazırsan bir dürgel de bir getir de bir yiyeyim hadi. Biberi neydim? Yakmışsın Hasan. Neyin farkındasın acaba? O öyle. Onu yanmazsa olmaz. Biraz daha pişecek o. Ya ne alakası var? Hasan vallahi sen orada mı oturacaksın şimdi? Gelim ya yine de dur. Oturacaksan şimdi... git orada iyi yastıkta şeyde otur yo, git. Yok yok kaybederek o zaman. Ben sinirlendirmeyem de oturdun sızalanıyorum ben. Sızalanırım o zaman. Benim hanımım kaybetti mi ben senin arkandayım. Ah canım, ah yapamasam canım. Da arkandayım. Yağımızı bir ben şu şeyi de yapayım. Sana güvenerek geldim ben bu yollarda. Beşamel sosumuzu da yapalım. Ne oldu canım? Geriye sancı da girdi. Mesela peçete varsa bunu çıkarmak istiyorsun o kadar. Bir su var altında. Çok mu yağlı? Derya Hanım benim bu konuyla ilgili bir itirazım var. Hasan'la Cansu Yeşim Hanım'ı burada kenara sıkıştırmışlar. Yok ağızda dağılan en güzel tabak en güzelini ben yapıyorum. Baktığınızda hemen göreceksin. Bu onun diye de hiç çekmeyeceksiniz. Sizleri maalesef buradan diskalifiye etmek zorundayım. Şimdi ben beşamel sosumu yapacağım. Önce unumun kokusu gitsin diye çok az bir sıvı yağıyla bunu aldım. Tereyağımızı da ekledik. Unu böyle birazcık kokusu gidene kadar azıcık şöyle çevireceğim. Sonra sütümü yavaş yavaş ekleyeceğim buna. Yapalım ki altınları kazanalım canım. Bu sefer kaçmaz ya. İnşallah bakalım hadi. Tamam Hedler. Hayatım beşamelim hazır. Şimdi et de kavrulmak üzere pişti zaten. Tamam hayatım ben de patlıcanları bitiyor değil mi senin de? Patlıcanlar hazır. Hemen hızlıca yapalım da hemen tabağa şeklini verelim. İçini dolduralım güzelce. Üzerine de kaşarı rendeledim zaten hazır. Hemen fırına verelim. Kolay gelsin. Nasıl teşekkürler. Gidiyor? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz baktım oradan ama. Evet. Vallahi etim pişmek üzere. Beşamel hazır. Evet. Sadece bunları karıştıracağız, yoğuracağız. Hemen şimdi hazırlayacağız iç harcını. Evet. Sadece koyacağız. Bunlar için böyle bir püf noktalısı vardı ama ben de tam hatırlamıyorum. Sanki biraz zor soyuluyor. Bir su koyup elini böyle suya banıp şey yapsaydın elin yanmazdı. Çünkü da böyle bu arada. Ben de daldım şey yapamadım. Geri geliyor. Patlıcanı hallettim. Biraz biberde koy, biraz yani yaşadım. O böyle yanık tadı olmazsa mesela şeyin içinde çok daha iyi olur bence. Onları ayırıyorum tek tek. Beşamel sosla topak topak olmadıysa hiçbir problem yok bence. Ne oldu? Olmadı. Mu? Güzel olmadı. Güzel. Yok hayır çok güzel. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederiz. Öbür tarafa da bir bakayım. Tabii. Burada daha patlıcanlar soyulmamış. Ellerimiz yanıyor nasıl çok sıcak. Gidiyor? Yani gidiyor. Beşamel sos aşaması mı? Evet. O topak topak olacak galiba. Ay ben telaşlanırım böyle. ben gerildim şu anda. Evet. Çıp 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 çıp. Etler. Etlerimiz i̇şte, tabii hazır. Onlar küçük küçük kıyıldığı için. Etlerimiz hazır. Bence kimsenin eti pişmemiş gibi bir durum olmayacak. Çünkü çok ince kıyılmış zaten. Evet. Öbür tarafa da bir bakayım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yaptınız Cansu Hanımcığım? Biz şöyle patlıcanımızı közledik. Evet. Dışında bir siyahlık kalmasın diye şöyle hijyenik bir... Bu çok güzel olmuş bunun kıvamı. Evet, beşamel sosumuz hazır, patatesimiz hazır. Etime de çok az bir su aldım ki etimiz kısa pişsin biraz diye. Biraz yumuşak olsun evet. İstediniz. Evet. Siz dedik öyle birazdan. Seviyorsunuz diye duydum ben. Evet. Evet, doğru muyum? Ben de biraz su koyarım. Damak lezzetinize göre yapacağız inşallah. Evet. Güzel çünkü puanlar alacağız. Çünkü öbür türlü şey oluyor, biraz kuru kuru oluyor. Evet. Çok küçük doğradım etlerimi tekrardan bir elden geçirdim. Aslında doğranmış. Hı hı. Şöyle, elim çok yanıyor aslında ama. Bu
güzel bir parça armağan edeyim mi size? Olur. Yare giden, yare giden, yare giden, yare giden, yare elin nere giden. Bu cezayı haksan aldım, dermanı yok nere giden. Bravo, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Son 3 dakika. Son 3 dakikaymış. Allah Allah diye. Aa, son saniyelerim, panik halimiz evet. Şu anda. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl İyi. Durumlar? Vallahi son 3 dakika. Bunun da Yeşim Hanımcığım. Bakıyorum evet, hemen. Evet, güzel oldu. Şöyle tertemiz yaptık. Tertemiz olmuş gerçekten. Evet, güzelce doğruyoruz. Son 3 dakika kaldı ya elimiz ayağımıza. Biberlerimizi de koymuşsunuz. Evet, yo, bence 3 dakika çok okey. Evet. Onu ver. Şeyi de ver, fırçayı da ver. Biraz çabuk ama. Bir dakika sabır. Benim eşim o kadar yavaş ki size anlatamam. Yani gerçekten ama böyle. Ama şey yani bu biraz... Ailede genetik onlarda. Ben çok tez canlıyım. O da evet. Bir o kadar yavaş. Ama işte tezatların çekimi diye bir şey var ya. Ne çekimi? Çekimi. Yani. Nasıl çekti anlamadım ki. Seda lafta tez canlı. Geri kalan onu yok, ver. Yok, ben gerçekten onu çok hareketliyim. Her nasıl çekti İçimi anlamadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl bir anıma denk geldi. Ortasına bunun et gelecek. Evet. Sonra üstünü de aynı şekilde kapatacağız. Kaşarı nereye? Üstüne kaşar mi? En üstte. Beşamel tamam. Sos. Onun üzerine de kaşar gelecek ve fırına girecek hemen. Tamam. Son 30 saniye. 30 saniye bizim mi? Bizim reji ekibimiz öyle mükemmeldir ki hep böyle zamanlarda gelir evet. Bize. Son, beşameli ver, beşameli ver. Ben çıkıyorum. Kolay görüşürüz. Gelsin size. Allah gergin anlar diye. Ver. Şey ver bıçak. Ver. Çekil sen. Ya Cem buraların hali ne ya? Ya, ya sana söylüyorum 50 kere topla bir taraftan diye. Ben bunu yetiştirmeye çalışıyorum. Sen bakıyorsun işin bitiyor hayatım, ya. Yeter artık yani. Burama kadar geldi gerçekten. Ya çıldırtacaksın ama insanı ya. Şuranın haline bakar mısın? Ondan ya, sonra eksi puan alıyoruz. Ne kadar çok titizlik hastasısın ya. Ya ama yeter, sen de bu kadar bir insan bu kadar pis olur mu ya? Yani yaparken şunu şöyle aşağı koymak çok mu zor yani şunları toparlamak? Ya, bitirdin elin boş böyle bakıyorsun seyrediyorsun beni oradan. Ya arkadaşlar hakikaten bıktım ya. Çık şuradan. Ne oldu abi? İbrahim senin hanım da böyle mi gerçekten? Nasıl kardeşim? Ya evlerine misafirliğe gidiyorum. Oturacağım. Dur hayatım oturma önce bir örtü sereyim. Dur ben senin ayağını önce bir terlik getireyim. Yani bu kadar bir insan... Yani yok ya bizde öyle sıkıntı yok yani. Biz öyle bir şey görmedik Cem abi bilmiyorum. Sizinki biraz abartıya giriyor yine. Bilmiyorum. Sen nişanlıyken böyleysen kardeşim ben senin evliliğini düşünemiyorum. Temizliğin neresi abartı ben anlamıyorum ya sizi. Ya seninki artık hastalık haline gelmiş hayatım. Cem bizde aksine ben öyleyim Seda tam tersi. Ay. Harun Allah'ım, eminim öyledir. Kafayı vallahi yiyeceğim ben, artık abi ya. Abi öyle ya derleyeceksin, toplayacaksın, senden... bulaşıksa kaldıracaksın. Yayıntı bir yerdeyse onu alacaksın. Yemin biz ediyorum. Biz de Seda'nın nasıl biliyor musun? O eşyalar bir yerde, kendisi bir ay, yerde, çocuk bir yerde. Ay size yemin ederim yalan. Sen nasıl bir insan oldun Harun? Yine taktın maskeyi geldin buraya, yazıklar olsun. Ya senin çorabını ya, bile toplayan bak, insan bak o evin benim. Videosunu çeker buraya getiririm. Yemin ediyorum 84 milyona rezil ama olursun. Ama ben senin o çoraplarını bir yerde, gömleğini bir yerde, eşofmanını bir yerde bıraktığını çekersem hangimize rezil olur? Tamam sen hadi görüşürüz. Ceylan! Nedir senin bu titizliğin? Yeter ya, bıktım iyice. Ya evine sizin... gidiyoruz. Evine gidiyoruz. Bir dakika dinle beni. Herkes de duysun. Evine gidiyoruz. Yok ayağına şu terli. Evimden terlik getiriyorum. Onu kabul etmiyor. Yok kendi terliğini giyeceğim. Yok örtü serecek koltuğa. Ona dokunma, buna dokunma. Nedir bu ya? Allah aşkına ülke ülke gezeceğini ev temizlemeyi öğren. Senin pisliğinden de ben bıktım. Ben ne yapayım peki? Her yer pislik içinde. Geliyorum ben temizliyorum evini. Temizlik yapmadan oturamıyorum evde ya. Bir dakika dinler misin? Az es ver. Benim ne kadar titiz olduğumu biliyorsun. Ben ülke ülke biliyorum, dolaşıyorum. Biliyorum. Sadık enişten bıktı senden. Bilmez miyim? Oğlum
parmağımda 10 marifet, bir sarı bezi ben 40 yıl kullanmışım. Sen ne diyorsun tabii ya? Tabii canım, tabii tabii tabii. Temizim evet, diye dolaşma ortalıkta. Benim kadar olamazsın ne kadar olsan. Ya sen makine çalıştırmayı bilmiyorsun ya. Hala temizlikten bahsediyorsun bana orada. Ben senin kadar o kadar uğraşmayı sevmiyorum. Niye yapacağım? Ertesi gün gene dağılacak. Yatak yine bozulacak. Niye toplayayım, niye uğraşayım ki boş halacığım, işlerle? Halacığım tamam, susar mısın halacığım? Sustum, hadi sen görüyorsun, konuş halan bakalım. Gibi olma ne olur, kurban olayım. Uyma şu halana ya. Birazcık ben temiz titiz ol lütfen. Halama her konuda söylüyorum. Hak veriyorum. Hak veriyor evet, musun? Hak veriyorum. Tamam, yanlışları var ama doğruları da benim var. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bugün gerçekten bu yaşadıklarımız üstüne tuz biber oldu. Şu an sinirden başım ağrıyor. Yani Ceylancığım, Cemcim, siz burada bunları tartışıyorken yemek ne durumda? Yemeği koydum. Yemek fırında. Fırında. Evet, aynı zamanda zaman da işliyor. Evet. Fırına bir bakayım, ne durumda sizin yemeğiniz? Oo, güzel görünüyor. Evet. Ay Gülhan, Ceylan'a boşuna sataşma. Gerçekten pis ve pasaklısın. Sen kendi gelinine bak, benim kız abla. Uğraşma. Efendim Denizciğim. Ben sana izliyorum seni. Sen çamaşır makineyi çalıştırmayı bile bilmiyorsun. Ya Denizciğim bak, sen beni burada iyi tanış. Şu şıklığımı, güzelliğimi görüyorsun. Haklısın. Niye ben çamaşır makinesiyle uğraşayım ki eşim varken? Ben 3 ayda bir yatak havalandırıyorum. Çünkü neden? Çalışan iş kadınıyım. Akşam gideceğim. Ne güzel gelinin temizliği ediyor. Ay o kadar ben boş işlerle uğraşamam, kusura bakmayın. Leş, leş evi, leş. Boş işi onlar, boş boş. Hmm. Sen bana takıl, hayatını yaşayacaksın. Ceylan temiz kız. Bakıyorum herkes attı mı fırına? Evet. Evet, evet, evet. Mutfaklarınızı toplayın. İkinci yemeğe hazır olun. Tatlı için hazır mısınız? Evet. Evet. Hadi o zaman tatlı için süremiz başladı. Topla, topla kafanı. Hadi, hadi, hadi. Hemen. Hadi bakalım Hasan, rendele. Evet. Önce onları sen rendeliyorsun. Ondan sonra hemen şerbetimizi hazır etmeye başlayacağız. Şunu şöyle rendeleyeyim, temizle rendele. Zaten o zaman şöyle. İçinin beyazını almadan sadece dış kabuğunu rendeliyor, şekerini de alıyor. Sonra suyumuzu, suyumuz da kettle'da kaynıyor bu arada. Aynı zamanda hemen muhallebimiz de hazır olacak. Su bardağımızı alıyorsun, ölçüyorsun. Ne kadar biliyor musun? 1,5 su bardağı su. 1,5 su bardağı su. Birazcık unumuzun kokusu gidince sütümüzü ekleyeceğiz. Geldi yavaş efendim. Yavaş. Şuna mı? Hamura değil mi? Şuna mı? Şerbetini kek yaptığına çevirme burayı. Korkutuyorsun beni, yemin ederim. Senden çalışmaya ödüm kopuyor. Vallahi. Vallahi sormadan döksen var ya burayı mavi derim. Çorbaya çeviririm tamam, de. Tamam. Şimdi ben portakal ve limonu rendeledim. Atalım, tamam mı? Şuraya da atalım. Biraz reyhan atacağız. Sonra bunu tamam, güzelce tamam, süzeceğiz. Tamam. Bak tamam. Bir de şöyle yapacağız. Normalde 1,5 su bardağıydı ya. Bundan birazcık da şöyle tamam, sıkarsan. Tamam, tamam, tamam. Bir beklesen çok aromasını sert verir. Tamam, çok iyi olur. Çok güzel olur. Sen merak etme. Su yerine o. Anladın? Bak bu muhallebinin içinde şeker yok. Şerbet de var. Güzelce unla birlikte sütü koyduk. Bir muhallebi oluyor. Şerbeti de bunun içine süzerek koyacağız ya daha sonra. Tamam. Tadını oradan alacak yani. Tamam. Cemciğim benim muhallebim hazır. Şimdi sarılarını tek tek kırıp çırpacağım. Sen de incecik benim aç, de rulo yapanı bekle. Hamurum hazır. Tamam. Rulo yapacağım şimdi. Tamam hadi. Muhallebili şerbetimizi döküyoruz içine. Son 3 dakika. Aa, çabuk, çabuk. Hadi Harun, son 3 dakika. Hadi fırını açalım. Dur, dur, dur. Elleme, 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 getir, elleme, getir, elleme, getir. Elleme, gel, gel. Getir.
Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aa! 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 Ne oldu canım? Tekme attı. Oo! Geriye sancı da girdi. Oo! Sancı girdi, tekme attı birden. İyi misin? Ağrıyor mu? İyiyim, gel, iyiyim. Gel gidelim, o tarafa gidelim. Ağrı mı var? Evet, biraz ağrı gel, girdi. Gel, böyle gel. Dur, normal son ayların ya. Gel. Evet, o sancı... Yardım et, yardım et. Onunla götürelim. O yüzden gel. Şey yapma, götürüyor Cansel. Onunla gel, yardım et. Acaba kramp mı giriyor? Ben şimdi bu şekilde yarıştığım için onu çok iyi anlayayım. Erken doğum riski var mı? Olabilir, o sancı girdi. Şöyle, şöyle, gel, gel, şöyle gel, şöyle gel. Geniş yerden gel. Gel. Dur şimdi hemen seni şey revire teslim edeceğiz. Doktorlara bakacaklar. Korkma, tamam mı? Tamam. Hay Allah ya. Bir bu eksikti. Düşünsenize mutfak bahanede bir bebek de olsa. Ben onu çok iyi anlıyorum ama. Karnı vura vura Seda orada yapmaya çalışıyor. Cansel'i revire teslim ettim. Sağlık ekipleri onunla ilgileniyor. Durumu iyi. Karnına kramp girdi ya da bebek tekmeledi belli değil. Ama sonuçta son aylarında her şey olabilir. Aynen. Biz her şeye hazırlıklıyız burada her zaman. Bitti mi tatlımız? Bitti. 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 Herkes tatlısını bitirdi, fırına yolladı. O zaman biz artık tadımda buluşuyoruz. Şimdi yemeğimiz çıktı. Şöyle bunu servis etmek için buradan spatula yardımıyla alacağız servis tabağımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Tam hazır. Şimdi ben sunum tabağımı hazırlayacağım. Üzerlerine tarçın. Şimdi şöyle turtalarımızı çıkarıyoruz. Çıtır çıtır. Peçete varsa bunu çıkarmak istiyorsun, o kadar. Şuradan geliyorum ya buraya, inan ki elim ayağım titreye titreye geliyorum. Neden? Senden laf duymamak için. Birileri bas, sonra çık, stres yapıyorum da yap. Açamayacağım. Nasıl ya? Açamayacağım. Açamayacağım. Bir su var altında. Çok mu yağlı? Derya Hanım, benim bu konuyla ilgili bir itirazım var. Hasan'la Cansu, Yeşim Hanım'ı burada kenara sıkıştırmışlar. Yok, ağızda dağılan en güzel tabak, en güzelini ben yapıyorum. İzinle ilgilendiğin kadar keşke hanımınla ilgilensin. Bence de. Mutfak Bahane'ye hoş geldiniz. İlk hafta potaya girersin. İkinci hafta bilezikleri alırsın, bir balon gibi şişersin. Üçüncü hafta yine o potada titrer titrer ağlarsın. Ya evine gidersin, ya burada devam edersin. Biz geldiğimiz hafta bilezik aldın, balon oldun. Öbür hafta ne oldu biliyor musun? Cuma günü buradaydın, ağladın. Yeşim, doğru mu? Konuştular mı seninle tadım öncesinde? Evet, konuştuk. Baktığınızda hemen göreceksiniz. Bu 10 diye de hiç çekmeyeceksiniz. Sizleri maalesef buradan diskalifiye etmek zorundayım. Tadım için hazırız. Menümüzde Türkmen kebabı var. Neredeyse glutensiz, tam sana göre. Sadece beşamel sosunda biraz un var. Evet. Yoksa böyle bol sebzeli, bol etli. Bakalım evet. Beğenecek misin? Bu arada Cansel de tekrar burada. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Var mı önemli bir durum? Şimdilik yok. Tekrar. Ne oldu, kramp mı olmuş, tekmelemiş Tekme attı, aniden hafif bir sancı girdi.
Doğurmuyorsun değil mi? Yok, daha doğurmuyorum. Yani. Peki, peki o zaman. Yeşim'cim buyur başlayalım. Evet. Hadi afiyet olsun. Ben şimdi tadına bakıyorum. 4 yıldır un yemedim bu arada. İlk defa yiyorum. Birazcık üstü galiba yanmış gibi. Ama ben severim. Beğendin mi? Patlıcanı pişmiş mi? Patatesi... Biraz eti pişmemiş. Şu an onu... İyi ezdiler mi? Eti pişti mi? Evet. Asla pişmemiş bu eti mesela. Peki. Mesela peçete varsa bunu... Çıkarmak istiyorsun. O kadar. Yani gülerek başladın ama ne yazık ki o kadar da olumlu değil. Ama etiyle ilgili yani. Biraz daha alayım buradan. Belki öyle denk geldi şimdi şey olmasın. Evet. Bu pişmiş. Yani o pişmeyen et geldi. O bir tane evet. Denk geldi. Peki. Şimdi diğerini tadıyorum. Bunun şeyleri biraz daha geliyor. Mesela patlıcanı... Patatesi, onda biraz daha bir aradaydı. Bunun biraz tuzu az. Lezzetini etkilemiş mi? Biraz etkilemiş ama onun da tadı güzeldi. Sadece etlerinde bir dirilik. Bir dirilik vardı. Peki. Yani bu biraz daha pişmiş, hatta bayağı pişmiş bunun etleri. Bununki biraz daha az. Yani şöyle bakarsanız anlaşılacak aradaki fark. Biri pembe, biri koyu. Evet, biri bayağı simsiyah. Yani bu bunda pişmemişler vardı ama pişenleri daha lezzetliydi. Bu da biraz fazla pişmiş, kurumuş et. Peki. Şimdi burada. Sanırım beni tatmin edecek olan olabilir. Evet. Bunu beğendin. Bu her şeyle güzel olmuş. Mi? Evet. Bunun bir sanki şeyi üstü olmamış mı? Rengi bir değişik rengi değil mi? Rengi değişik. Neden? Vallahi yapana sorarız artık. Bu sanki olmamış. Değil mi? Nesi olmamış? Yani mesela bunun bir su var altında. Çok mu yağlı? Patlıcanı mı pişmemiş sanki? Evet. Bu beşameli de bir şey olmuş sanki. Bakın. Bir tuhaf. Kesilmiş bu. Beşamel sos kesilmiş. Evet. Bunu tatmasam olur mu peki? Yani belki etinden ucunda. Bu değil. Yani aslında... Böyle olunca tabii görselinde sıkıntı olunca ister istemez insan şey yapıyor. Alayım puanlarını. Birinci tabaktan başlayarak. Birinci tabağa kaç puan veriyorsun? Birinci tabağa 6. Peki. İkinci tabak kaç puan alır? İkinci tabak... Yani 1 ile 2 arasında aslında çok şeyim var ama... Aynı puan da verebilirsin. Hangisi bir tık daha iyi, bir tık daha kötü? Ya da aynılar mı? İşte hayır, aslında kriterleri farklı. Mesela bunun tuzu azdı, eti çok pişmiş, bunun eti az pişmiş ama daha lezzetli. O yüzden bilemedim. 5 olsun. Peki. Buna bayağı 9 vermek istiyorum. Beğendin, evet. Evet, çok beğendim. Yani. Hadi böyle kötü şeyler vardır ya, böyle az puan verir, 10 vermez. Onlar gibi yani. O yüzden 9 yoksa 10. Peki. Buna yani 1 puan. Evet. Bu tabak kimin? Bir evet, alan tabak kimin? 9 alan tabak kimin? Bu niye böyle oldu? Tek tek açtıkça şimdi hesabını sorabilirsin. Evet, evet. Puanlarımız 6, 5, 9, 1. Tamam mıyız? Derya Hanım, benim bu konuyla ilgili bir itirazım var. Ne
Nedir Harun? Yani bak daha puanlar açılmadı. Hangi tabak kimin bilmiyorum. Ama en son aradan dışarıya gittiğimde içeriye girerken Hasan'la Cansu... Yeşim Hanım'ı burada kenara sıkıştırmışlar. Yok, ağızda dağılan en güzel tabak, en güzelini ben yapıyorum. Bak bizim tabak muhakkak onluk, ona muhakkak on kullanın. Şaka, ben neredeydim? Bu tür kelimeler kullanıyorlardı. Yeşim doğru mu? Konuştular mı seninle tadım öncesinde? Evet, konuştuk. Hasan, ne yaptınız? Konuştum. Cansu, Yeşim Hanım sevdiğini falan söyledi. Evet, tabii ki de. Ama... Sadece sevdiğini söylüyorum. Sevdiğini söyledikten sonra da onluk tabak bizim tabak. Ben puan istiyorum. Şey, onun ağızlığı dağılacak vesaire dediler. Biliyorsunuz biz burada araya da çıksak kameralar sürekli evet. Kayıt altında. Sesler de alınıyor. Peki o zaman hemen rica ediyorum. Bununla ilgili görüntü varsa şu an ekrana getirelim. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Tekrardan konuğumuz olaraktan bize onur verdiniz. Gerçekten çok mutlu olduk bugün sizi gördüğümüzde. Ben dedim ki bugün Yeşim Hanım gelecek. İçime bir ayrı böyle şey doğdu. Anlatamam size heyecan, mutluluk. Şu anda biz yemeklerimizi yaptık. Ondan sonra biraz sonra 4 tane tabak oraya gelecek. Burada siz yalnız buluşken biraz sohbet edelim dedik. Onların içinden en güzelini bulabileceğinize eminim ki en güzeli benimki. Baktığınızda hemen göreceksiniz en iyisini zaten. Orada 10 üzerinden 10 puanlama yapacaksınız ya. İnanın ki ağzınızda bu 10 diye de siz çekileceksiniz. O da benim. Ya şimdi bu videoda bir şey görmüyorum ben. Aslında tabii ki de tadım yapan konuklarla öncesinde konuşmamanız gerekiyor. Devamını da alabilir miyiz Derya Hanım? Eğer bir tüyolaşma varsa buna engel ama olmak için. Ama iftira atılıyor oradan. Yani devamını da alalım değil mi? Aslını aslarını bilmeden böyle iftira atılıyor. Sadece onu değil söylüyorum ki. Ben. Şu yaptığın ama devamı ihlali. Gelsin biz. Hak tamam, edene hakkını verin. Tamam muhakkak vardır devam da şu an Cansu'nun ve senin yaptığınız da zaten kural ihlali. Resmen en güzel tabak benim bilmem ne. Hani puanlama öncesi biz şeflere, misafirlere ama gidip böyle konuşamayız. Ama damak zevki farklıdır. Bana göre en güzeldir tamam ama Yeşim Hanım'a göre öyle değildir. Bu yasak. Yemek bittikten sonra yasak. Kaynanalarla ya da puanlama yapacak konuklarla bir arada olmuyoruz. Yani bu kural ihlali. Bu kural. Ama devamını alabilir miyiz bir saniye? Devamı arkası önü değil. Kural ihlali bu. Ama bir devamını bir alalım. Ama etkilemeye çalışıyorsun. Biz kötü yaptıysak yani. Bir verin dedik. Yani bizim orada ismimiz sonuçta yok yani. Yazmıyor orada Hasan veya Can. Etkilemeye çalışıyorsunuz. Yan yana gelemez. Yan yana gelemezsiniz. Bunun devamı var mı? Bakacaklar. Bunun devamı bulunduğunda kaydın devamını da izleyeceğiz. Bakalım sonra neler oluyor. Yani tadım öncesi konukla konuşmuşsunuz. Bu bile yasak. Ne konuştunuz Cansu? Evet konuştuk Derya Hanım. Asla bunu inkar etmiyoruz. Ama gerçekten en büyük iftira bize bu taraftan geliyor. Harun Bey iftira atıyor. Gerçekten Harun abi sen dışarıya mı gidiyorsun, işini mi halledin yoksa bizi mi dinliyorsun? Ben hiç anlayamadım. Ben bir sohbetin dinlediğinde sen de gördüm. Bizimle ilgilendiğin kadar evet. Keşke hanımınla ilgilensin. Bence de. Peki senin söylediğin kadarsa iftira da atıyorsam bu sesler ne, bu görüntüler ne? Bu abi ne iftira? İstedik biz. Ya istedik abi sana biz istemedik buranın diyor en güzel yemeğini. Bak açık açık benim hanımım ya. O zaman bir dakika bir istedim dediğim şeyle iftira atıyorsun deme. Deme bak iftira abicim, atıyorsun. Abicim sen devamını bilmeden hiçbir şey söyleme. Ya, lütfen yani. Lütfen her şeyin devamını çıkarır tabii mısınız orada? Gerçekten sen, zan altında kalıyorum sana ben. Zan altında abi değil bariz yapıyorsun. Abi sen iftira atıyorsun şu anda. Sen duydun mu devamını bizim konuşmalarımız? Dinledin mi devamını? Bak, nasıl bir hata yaptığında dinlemedin ay, sen bir böyle? Bir saniye dur artık dur yani. Bir şey diyeceğim. İftira iftira diyorsun. Video ortada. Devamı olsun olmasın tamam mı? Sen bir şefe, misafire, konuğun yanına gidip de en güzel tabağı ben yapıyorum. Puan verin diyemezsin. İstedim. Doğruları, diyemezsin. Doğruları söyledim. Benim doğruları eşim yani. Söyledim. Ya bir dakika sizi kim kandırdı böyle en güzel yemeği yapıyorsunuz ya. Falan? Ben diyorum. Ben arkasındayım eşim. Burası eşim yeterli biliyor musun? Arkadaşlar burası mutfak bahane. Mutfak bahaneye hoş geldiniz. İlk hafta potaya girersin. İkinci hafta bilezikleri alırsın. Bir balon gibi şiş. İçersin. Üçüncü hafta yine o potada tir tir titrer ağlarsın ya evine gidersin ya burada devam edersin. O Bekik'te edersin. Sana geçerlidir Seda, Bekik'te. Sen bana kendine bahsettin biliyor musun? İlk ben hafta mi? Biz geldiğimiz hafta bilezik aldın balon oldun. Öbür hafta ne oldu biliyor musun cuma günü? Buradaydın ağladın. Harun abi artık bizi dinlemekten vazgeç tamam mı? Kendi hayatınla ilgilen, hanımınla, çoluğunla, çocuğunla ilgilen. Bizim oradaki sohbetimiz seni ilgilendirmezdi. Tamam.
Sen de devamını dinlemediysen niye gelip böyle bir iddiada bulunuyorsun? Bırak istesin, çıkardığı tabaklar zaten ortada. Devamı da var. Devamını da göreceksiniz. Sen neyi göreceğiz? Devamını da göreceksin. Niye ortalığı karıştırıyorsun? Peki, anlaşılan bu konuşmanın bir devamı da var. Bizi ilgilendiriyor. Çünkü eğer orada bariz bir tüyolaşma varsa bu diskalifiye olmanıza sebep olur. Devamını istiyorum Derya Hanım. Yani potaya kalırsınız, kazanırsınız. Üçüncü, dördüncü haftada da hiç gözünüzün yaşına bakmayın, sizi buradan diskalifiye ederiz. Eğer bir tüyolaşma varsa. Görüntülere bakıyoruz, devamını birazdan ekrana getiririz. İşin aslı çözülmüş olur. Şimdi puanları açmaya başlayalım. Buyurun birinci tabaktan. Hadi bakalım. Evet. O tabağa 6 puan verdin. Evet. Bakalım kime 6 evet. puan vermişim. Açalım. Ceylan, Ceylan 6 puan. Hayır ya. Etinin bir kısmı pişmiş, bir kısmı pişmemiş evet. demiştiniz değil mi? Evet. Yani. Ama tadı güzeldi genel Çok olarak. Çok güzel kavurmuştum aslında etini de. Sıradaki tabakla devam edelim. 5 puan verdim bu tabağa. Ay kimin acaba? Çok heyecanlıyım. Zorlandın aslında. Evet, çok heyecanlıyım. Cansu, 5 puan. Aslında etini falan sevmiştiniz, ağzınıza aldınız da diğerini tükürdünüz. Benimkine hiç şey yapmamıştınız ama. Cansu, de... yani inanılmaz sert ve tuzu azdı. Öyle mi? Diğerinin de sosu gayet iyiydi. Evet. Oysa afiyet olsun. Cansu afiyet olsun. Tadım öncesinde evet. dedi ki en iyi tabak bizimki. Bize en yüksek puanı vermelisin. Bizimkini bulacaksın. Evet. Ama en yüksek Bulamadım. Puanı alamadınız. Nasip. Burada gördüğüm en çok pişmiş et sizinki. Evet. 9 verdiğin tabağı açalım. 9 verdiğim tabak acaba... Cansel'in mi, Seda'nın mı? Açalım, Seda. Seda. 9 puan. Teşekkür Cansel ederim. Cansel sadece 1 puan. Afiyet olsun. Beğenmenize evet. sevindik. Ama hani dediniz ya aslında 10'luk ama bir onu kırmak için evet. kırdım diye. Aynen. Keşke 10 olsaydı. Bunu da açayım. 10 olsaydı iyiydi. Çok şikelerle şey olduk diye. Evet. İlk altını Seda kazanıyor. Buyur çeyrek altınını Teşekkür vereyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Tebrikler. Peki Cansel ya sizde ne yanlış gitti? Bu beşamel sosu neden olmadı? Onu biraz fazla kavurduk herhalde. Biraz yağsı az oldu onun. Ondan oldu diye sanıyorum ben. Kim yaptı? Eşim. İbrahim yaptı. He. Üstü de pembe. Ona... İşte yani rengi... O biraz fazla kavruldu herhalde. Ha un pembeleşti fazla Aynen. kavurunca. Aynen. Pembe oldu herhalde. Yine de birlik bir tabak mı? Değildi aslında da işte lezzet farkı var, damak farkı var. Hı. O yüzden, o yüzden şey diyemiyoruz bir şey maalesef. Diyemiyoruz tabii. Peki. Ama işte Aynen. görüntü falan evet. da... Herkesin, herkesin damak tadı farklı. Evet. Yine de fena değildi. Yemekler ortalama iyiydi. Evet. Özellikle üçüncü tabağı beğendin. Evet. Seda'ya 9 puan verdin. Afiyet evet. olsun. Çok sağ ol. Evet. Seda'ya 6'ını verdik. Cansel de sadece 1 puan aldı. Ama üzülme. İyisin değil mi? İyiyim. Sağlığın en önemlisi. Evet. İnşallah. Peki o zaman şimdi o anlara tekrar geleceğiz. Çok korktuk. Gerçekten korkuttun bizi. Ağrısızın yok şu anda. Şu anda yok. Peki o zaman o an neler yaşandı? Birazdan izleyeceğiz. Şimdi tekrar Yeşim'e dönmek istiyorum. Yeşim'cim yine bekleriz. Yorumların İnşallah. İçin, puanlar için de teşekkür ederim. Ama Yeşim'i henüz bir yere yollamıyoruz. Çünkü daha çözmemiz gereken bir olay var. Görüntülere ulaştığımızda beraber çözeceğiz artık. Yani ne olmuş orada? Ama şimdi tadıma devam ediyoruz. Sırada kayınvalidelerim var. Leyla anne ile başlıyoruz. Sana da teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk Derya. Bak yine değişik bir tatlımız Yasak. Var. Yasak. Evet. Ama bence bunu tut ısır. Böyle lokmalık bunlar. Yelimle tutacağım değil mi? Ha tut Allah ısır. Allah. Şunları koyayım o zaman öyleyse. Koy.
Nasıl? İyi olmuş, güzel olmuş. Peki. Şundan şu güzel olmuş, tatlı olmuş. Ben tatlıyı seviyorum hanım. İster tatlı desinler, ister acı. Tamam. Hamurları pişmiş mi? Çocuk iyi pişmemiş. İçindeki muhallebi lezzetli mi? Evet, onda da aynı da. Çoğu iyi pişmiş, o da pek kurumuş. Peki. Ama onun tadı daha güzel olmuş. Çocuk iyi pişmemiş. Bunun ikisinin tadı bir olmuş. Şunlar şu da bir ayrı olmuş. Şu acık kuru olmuş, şu da acık çiğ. En çok hangisini beğendin? En çok şunu beğendim, bir de şunu beğendim, ikisini. Nesini beğendin? Tatlarını beğendim. Hem güzel olmuş hem tatlı olmuş. O çiğ, şu da pek kurumuş. İster cansın olsun, ister olmasın. Peki. Söyle puanlarını. 3 buna vereyim. 5 buna vereyim. 5 de buna, 2 de buna vereyim. Hadi ben. Ne emin çıkarsan, misin? Eminim yer. Peki. Buyur tabağını seç. Aç gelelim. Bulamadım. Bulamadım. Hasan'ım herhalde üyesi seni ben. Gel bir yanına bakalım. Burada mı? Burada da değilmiş. Neredeymiş bu bir ya? Buradaymış herhalde. Buradaymış. Üçüncü tabağın altındaydı. Hasan'ım orada mıymış lan? Bu arada ne kadar güzel kokuyor bunlar böyle. Evet, güzel kokuyor da. Güzel kokuyor. Şu kuserse de küsmese de pek kuru. Şu da pek çiğ. Şunun ikisi güzel pişmiş. Gel beşlerden birini açalım. Şunu açalım. Cansele. Cansele. Ne kız seni ben hızlı mı seviyorum kız ben kız? Biz de seni seviyoruz teyze. Biz de seni sevdik vallahi teyze. İçimi açacağım. Sen onu merak ediyorsun değil mi? Hasan'ımı açacağım. Hasan'ım bu diyorum kendine. Cansu pek kuru durdu ama daha da ayrı olmuş Cansu'm. Kaderime peki, kız. Görelim. Cansu. Cansu. Pek kurutmuşsun kızım şıkır şıkır. Bizi bilmişsin anne de ne oldu hani eskiden el ele pelek elden çıkan topalak diye oynardık. Ona dönderdin hani beş dedin, üç dedin. Anne neyini beğenmedin? Ben hiç anlayamadım senin nasıl kızım, tadım yaptın. İçindeki jölelerle neydi hiç bakmadın ki. Şu ikiler ondan iyiymiş diye Cansım. Şu ikiler ondan iyi olmuş. Şunun biri Cansım hangisiyse diyorum lan. Geri o iyi olmuş dedin. Geri buna geldin beş veriyorum dedin. Kurumuş, pek kurumuş kuzum pek kurumuş. Anne sen birinciye geldin de dedin ya ben bunu beğenmedim dedin. Geri döndün geldin dörtten bire buna beş dedin. Sezar'ın hakkını Sezar'a diller ya eğer beğenmediysen birdir. Beğendiysen beştir, üçtür, dörttür ama ya, beğenmedim deyip de beş verirsen. O zaman haksızlık o zaman haksızlık. Işte. Diğerlerine haksızlık bizimki olur beğenmeyin. Bizimki kötü olursa gerekirse anne bir ver bizimkine. Tabii daha çok sevmediyse. Güzel çok güzel olmuş ama daha da ayrı olmuş. Tamam kızım, o zaman kurumuş. Biz onu hak ettik. Biz üç puanı hak ettik. Peki, 3 de fena bir puan değil. Tamam, sen hemen sıradaki 5'i açmak istiyorsun. Bu 5, Seda'nın mı, Ceylan'ın mı? Açalım görelim. Ceylan, 5 puan. Teşekkür ederim. Leyla teyzeciğim, afiyet olsun. Sana şimdiden verdim kızım. Teşekkür ederiz Leyla teyzeciğim. Evet. O da belli zaten, açın mı onu da mı açın? Seda da 2 puan aldı. Afiyet olsun, hiçbir şey demeyeceğim. Ya ikimize kalleşlik oldu. Leyla anne hemen kaçıyor. Hemen tamam, kaçıyorum. Kaç. Leyla anneciğim sen hemen gidiyorsun da gitme. Bak, hemen bugün, kaçıyordum ben. Bugün sizinle ilgili ne yazık ki her şeyi değiştirebilecek görüntüler elimize ulaştı. Leyla anneciğim bak devamı geldiğinde belki bugün buraya veda edeceksiniz. Tadım öncesinde konuklarımızla kimse konuşmamalı, kimse kimseden ekstra muamele istememeli, torpil istememeli. Bu kesinlikle yasak. Burada böyle bir şeye müsaade edilmez. Bunu lütfen aklınıza kazıyın. Artık bu görüntülerle gerçekler ortaya çıkacak ve siz ya gideceksiniz ya da kalacaksınız. Her şey buna bağlı. Tamam. Peki Leyla ablacığım şimdi gidebilirsin. Biz de tadıma Gülen ablayla devam ediyoruz. Hoş geldin Gülhan ablacığım. Hoş bulduk. Rengarenk olmuşsun. Evet renkli. Tam böyle bugün kişiliğini temsil ediyor. Evet benim gibi renkli. Evet güzel. Bakalım tatlılardan hangisini İnşallah. Beğeneceksin? İnşallah bakalım.
Hepsi birbirine biraz benziyor. Abla, tatlar seni elimle nereye miyim? Götürecek? İyi, öyle yapalım. Biraz şey, hamur geldi bana ama. Fena değildim buna. Oo, bu sıcacık. Yeni mi çıktı fırından? Şunlar yanmış. Reyhan'ın kokusu gelmesi lazım. Geliyor evet. Bir doluk güzel kokular geliyor. Bu yeni çıkmış. Gecikmişler ama tam lezzetini tadını da verememiş. Biraz hoşlat alamadım. Bunlar da biraz farklı duruyor ama bakalım. Tam aromasını almış. Onlara bakınca bu tam aromatik. Daha iyi bunda hissettim. O lezzetleri, bunu tatları. Bunu beğendin. Peki. Evet, daha güzel onlara göre. Şeker koymayı unutmuşlar. Çok şekersiz geldi. Gerçekten siz de bakabilirsiniz şunlara. Tadı yok bunun. Yok, şu an sen tadımı yapıyorsun, evet. Sen karar veriyorsun. Senin damak çok zevkine güveniyoruz. Ve hiç kuru gibi böyle şekeri yok. Peki, alayım puanlarını. Bu fena olmamış, buna 3 vereceğim. Peki. Bunu beğenmedim, 1 veriyorum. En beğendiğim aroması falan tam güzel harmanlanmış. Buna 5 veriyorum. Tamam. Buna 1 veriyorum, hiç şekeri yok zaten. Tamam. Peki o zaman. Buyur, tabak seç. Şu başta olabilir mi? Ama yok, bu başı almayacağım, bu başı alacağım. Tamam. Buna bakacağım. İnşallah bundadır. Gülhan abla, artı biri buldu mu bulmadı mı? Hadi açalım. Ay, çok şanslıyım. Ne oldu bana böyle? Evet, güzel gidiyor inşallah. Beşi de aldı bizimkiler. Peki, umarım ikinci ki. İkinci tabaktan başlayalım. Bir puan verdin. Evet. Kime bir verdin? Vallahi kim yapamadıysa ona. Evet, bir alan tabağı açalım. Canser. Hoppala. Az önce 5 almıştın. Evet. Hiç güzelim gerçekten. Ama Derya Hanım, sıcak şimdi dediniz. Şöyle bir şey. Hiç şeker atmamış. Baştaki tabak. Tamam, o bir verdi. Ama yani bizimkinin neyi var da birlik bir tabak, onu anlayamadık. Şimdi sadece şekeri şekerle değerlendirmeyelim. Onun şekeri yok, tamam verdim ama bunda o da... O zaten pişmemiş bile. Lezzet alamadım bunda da. Lezzetin... Bu da pişmemiş. Bu sıcacık, daha yeni mi çıkardın? Tamam, sıcak. Sıcak. Yanları pişmiş, üstü pişmiş ama o baştaki tabağın altı da pişmemiş, üstü de pişmemiş. Ya şimdi sen haklı olarak tabii ki tabağını savunacaksın, bir şey diyemeyeceğim ama burada tadımı yapan da ben olduğuma göre benim damak tadıma yani uymadı. Biz gidene kadar bir vereceksiniz yani. Ve yani ben bilemem ki sizin tabağınız olduğunu, nereden bileyim? Devam edelim. Bir yanına 3 puan verdin. Açalım görelim. Seda'ya. Neden 3 Gülhan ablacığım? Niye 4-5 değil? Sedacığım bak, seni dün 5 verdim. Dünü bırak ya, bu tabağı konuşalım lütfen. Kademe neyini beğenmedin? Onu soruyorum. Dediğim gibi bana şey geldi, hamur biraz geldi. Biraz daha mı pişsin isterdin? Lezzeti, evet evet biraz hamur geldi. Şimdi tam şöyle, aromasını alamadım. Aromasını alamadın mı? Bak, aromasını, tadına hiçbir şey söylettirmem ama pişme konusunda ben çok yansın istemedim. Aşırı yansın istemedim ama biraz daha durabilir miydi? Evet, durabilirdi. Çiğ değil, daha çok dursa daha iyi olurdu ama tadı mükemmel. Şimdi sen aromasına bir şey söylettirmem diyorsun, tamam. O senin, niye söylettirmeyeceğimi anlatayım mı sana? Bak, sen söylettirmezsin ama bana hoş gelmedi. Yapacak bir şey bir verseydin ben... o zaman. 3 verdim, daha ne istiyorsun? Bir dahakine bir ver, istemiyorum 3. Bilemem ki ben senin tabağın olduğunu. Kimin tabağı, nereden bileyim ben? Evet, Seda 2 gündür Gülhan abladan gelen puanları reddediyor. Yani anlamadım ben de ya. Yüksek veriyorsun konuşuyorlar, düşük veriyorsun beşi konuşuyorlar. Açalım. Ne yapayım, ben de şaşırdım iyice. 5'i Cansu'ya mı verdin, Ceylan'a mı verdin? 5 alan tabak. Açalım. Açtım. Ceylan'ın. Hadi bakalım, elinize emeğinize sağlık. Afiyet gerçekten olsun. Olmuş afiyet olunca olsun.
oluyor, veriyoruz gördüğünüz gibi. Gülhan abla, şaşırdık mı? Ya. Şaşırmadık. Sen bugün yanıklara böyle bir ayrı zaafın var. Kakao dün bir diyorum. Ayrı birle gittin. Yanıklara geldin, kakao dedim. Bugün de bu şekildesin. İki gündür sana ne oluyor böyle? Ben hiç sevmedim senin bu huyunu. Şeker bu yok diyorum ona. Şekerin olmaması imkansız. Nasıl şekersiz yaptınız onu? Sana bir şey söyleyebilir miyim? Bizim iç yaptığımız muhallebimiz o kadar yumuşak ki... yumuşaktı ki şeyi toplayamadım inan ki cümlelerim sinirimde. O da neydenmiş biliyor musun? Biz tüm şerbetini eklemişiz. Diğerleri birazcık eksiltmiş, şerbetten az koymuş ki bizimkine tatsız deme imkanı sıfır. Ben kimsenin tabağını bilmiyorum. Hak da yemiyorum. Bana nasıl geliyorsa damak tadıma, herkesin damak tadı farklıdır. Bana hoş gelmedi, kusura bakmayın, elinize emeğinize sağlık, emek vermişsiniz ama beğenmediğim tabağa da beş veremeyeceğim yani. Ben bir şey sormak istiyorum. Efendim? Gülhan annem bu beşi bize niye verdi, açıklayabilir mi? Her gün birileri verip geçiyor bize. Ben merak ediyorum gerçekten. Bunun altında bir şey arıyorum. Yoksa sabahki mevzu yüzünden mi verdin o beşi bize? Nereden bileyim senin tabağın olduğunu? Sen bilirsin. Nasıl sen bile bile de bana birileri verip geçiyorsun oradan zaten. Sen artık öğrenmişsindir elimin lezzetini benim. Bak bir dakika. Güzel tabak yaptığımda da bir veriyorsun zaten. Kötü çıktığında da bir veriyorsun. Arada böyle bir iyi niye şeyin tutuyor. Sen fark etmişsindir yani. Ceylan bir dakika. Şimdi sen sabahki dediğin herhalde çekimden önce. Evet, bir şey mi oldu? Vallahi açıklasın kendisi çok istiyorsa. Neyi açıklayacağım? Açıklayacak mısın? Ben neyi mi söyleyeyim? Söyle. Tamam Derya Hanım. Ben bir şey bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz hani evleneceğiz. Ev bakmaya da başladık ufak artık. İçimizde o mevzu. Anladım İçimize, şimdi. Anladın. İçimize sinen henüz bir ev olmadı yani, bulamadık Cem'le. Gülhan annemin isteği ise onun evi var. Evet. Şu anda bir kiracısı var. Onu çıkartıp bize oturtturmak istiyor orada. Evet. Hem ev kendisine yakın. Birincisi, ben asla ona yakın oturmak istemiyorum. Evet. İkinci kriter, kira ödeyeceğiz. Tabii ki. Ben hem onun evinde oturacağım, hem yakın oturacağım, hem kira ödeyeceğim ona yani. Ve ben asla böyle bir şey istemiyorum. Ama ya sen, diretiyor yani. Sen hala istemiyorsun da ben Cem'i yakınımda istiyorum. O da istemiyor. Benim de ihtiyacım var. Tabii ki niye bedavadan vereyim ki kiracın size? Kiracın var, çıkarma kiracını. Onu ben istemiyorum ki senin evini. İyilik yapıyorum size, daha İyilik ne istiyorsun? İyilik istemiyoruz. Senin evini de beğenmiyorum ben zaten. Nesini beğenmiyorsun? Ben ne istiyorsun sen? Ben içime sinen bir ev arıyorum. Nasıl ev arıyorsun sen, pardon? Daha oradan senin iyisini evin mi gibi bulacaksın? Değil. Evet, daha iyisini bulacağım. Biraz mütevazı ol. Benim ya evimin ben nesi zaten var? Mütevazıyım. Ben sana yakın oturmak istemiyorum. İsterse saray olsun senin evin. Ben sana yakın oturmak istemiyorum. Cem'e soralım. Çıkarma kiracını falan da, devam et öyle. Cem sen ne diyorsun bu konuda? Halamı neye suçluyorsun? Yani ne alakası var? Ya sen ne diyorsun ya? Ben halanın yakınında oturmak istemiyorum. Yani madem iyilik yapıyor, kira alacak bir de yani. Böyle bir iyilik mi var Allah aşkına? Size indirim yaparım ben kirada, hiç merak etme sen. Ben senden ne indirim istiyorum, ne de burada olmamış tabaklarıma gelip beş vermeni istiyorum, tamam mı? Kimseye burada haksızlık yapamazsın. Ben kimseye haksızlık söyle yapmıyorum. Hayatım, ben neyse onu veriyorum. Söyleyeyim. Damak tadıma göre veriyorum. Niye haksızlık yapacak? Biliyorum senin çünkü damak tadının nereden nasıl bileyim olduğunu ben kimin tabağı? Nereden biliyoruz, bileceğim merak ben? Merak etme, kimseye haksızlık yapamazsın burada. Ya yemek evinde yapılırken bile. Ya ben bir kere senin tabağına niye bir vereyim? Mantıklı düşünsene, altınlar almak istemem yani mi ben herhalde ya? Herhalde burada kimse birbirinin tabağını tanımıyor. Aa, öyle olduğunu ümit tabii ediyorum. Tabii ki de kesinlikle Derya Hanımcığım, nasıl bileyim ben? Gülhan abla, ne kadar indirim yapıyorsun? Şöyle bir milyar kadar düşerim. %100. Yüzde... 20. %10 olsun. Şehir dışına taşınırım. %10 indirim yapıyormuş, buna da şükür. Tadilat yapar. Gülhan ablacığım, hadi sen geç yerine otur. Biz de Deniz ablayla tadıma devam edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel hemen başlayalım. Güzel bir tatlı var. Bakalım hangisini beğeneceksin? Nasıl? Hiç bunu yemediğimiz için bilemedim. Bu güzel olmuş. Daha tatlı geldim. Şimdi Deniz ablacığım, hepsinin tadına bakıyorsun da bir şey anlamıyorum ben. Yorum yapmam mı gerekiyor? Yap tabii ki.
şunun biraz hamur olmuş. Tadı güzel. Hı. Bu da güzel pişmiş. Biraz eşki geldi bana kremesi. Hı. Bu da güzel olmuş. Şunu pek beğenemedim ama vereyim puanı. Şimdi neye göre puan vereceksin onu da söyle bize. Birinci tabağa ne, puan veriyorsun neye göre? Pişmemiş gibi hamur içi böyle. Hamur gibi bir şey, hamur. Kaç puan veriyorsun? 2 vereyim. Tamam. Emek vermiş şimdi. Buna da 4 vereyim. Ne demiştin az önce onunla ilgili? Güzel demiştim buna ama kremesi de güzel, tadı da çok hoş geldi. Altı, şunun da çok güzel kızartmışlar, çok güzel olmuş. Dur, ikinci tabağa kaç puan veriyorsun? 4. 4, tamam. Güzel olmuş, bu da güzel olmuş, süslemişler, kızartmışlar. Buna da 5 veriyorum. Peki. Buna da 3 veriyorum. Puanların 2, 4, 5, 3. Evet. Peki, herkes yorumları hatırlıyor değil mi? Tamam evet. O zaman, buyur tabak seç. İlk geldi bunu başlamak tamam. için. Tamam. Üçüncü tabağı seçtin. Aç görelim. Aa, yokmuş. Burada dördüncü tabağın altında. Bilemedim. Olsun. Evet gel baştan başlayalım. Bu tabağa 2 puan verdin. Evet, buna 2 vermiştim. Aç görelim. Ceylan 2 puan. Abla niye 2 puan? Ben pek anlamadım da senin yorumlarını. Ona pişmemiş mi dedin? Ne demiştin? Kızım valla biraz bana pişmemiş geldi. Yoksa güzel olmuş hepsi aynı ama hiç pişmemiş Deniz o şeyi. Abla çok da güzel kızartmıştık ama. Diğerlerine yani... bir bakabilir miyim Derya? Gel bak. Gel bakabilirsin. Hani olma ihtimali yok. Diğerlerin ne derece pişmiş merak ettim. Benimki pişmemiş. Bak altları bunun altına bilmiyorum ama bak bunun altı hiç pişmemiş görüyor musun anneciğim? Bunlar mı pişmiş peki? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Ya o pişmemişse bunlar da pişmemiş o zaman. Başka bir şey demiyorum ben. Bilmiyorum yorum yapamıyorum. Tamam onu açalım. 4 puan verdiğin tabağı açalım. Açalım görelim kime 4 vermişsin? Seda. Afiyet olsun Deniz teyze. Biraz tadı daha fazla kızarması gerekiyordu. Daha çıtır çıtır olsa daha güzel evet. olurdu. Ama tadı güzel. Hoşuma güzel gitti. Ben de yedim çok beğendim. Afiyet olsun. Peki. Görelim hangisini kime 5'i vermişsin. Bu tabak 5 puan aldı. Diğeri 3 puan. 5 alan tabak Cansel'in mi Cansu'nun mu? Açalım. Cansu. Afiyet olsun Deniz abla. Teşekkürler ağzınıza sağlık. Evet. Cansel'de 3 puan alır. Onların annesi bize veriyor. Sen de tutuyor musun? Hem eşki olmuş hem diyorsun. Eşki olmuş diyorsun. Eşkiye gidip 5 veriyorsun. Demek ki ekşi seviyor ama ekşi olması kötü bir şey değil. Demek ki öyle seviyor. Bize dediler mi ekşi olmasın ya da şöyle olmasın. İçine koyduğumuz malzemeler zaten limonla koymuşlar. Ya eşki olmuş derken bu tatlı olduğu için malzemeler. Şerbet koyduk ya muhallebinin içine. Ekşi değil tatlı olması lazım onu diyor. Evet tabii. Tatlılığı da var ekşiliği de var. Biz de tadına baktı biraz önce gayet de orta. Yani tatlılığı benim bildiğim tatlı tadı verir. Eşki tadı verilmez. O açıdan dedim. Limon ne için katılır peki o zaman? Aroma versin diye. Dengeledik biz dengeledik. Deniz ya, abla ağzına sağlık. Bizimki bıktırmaz. Bizimki bıktırmaz. Afiyet olsun bıktırmaz. Teşekkür ederim Deniz ablacığım. Sen buyur yerine geç. Evet gelinin de bugün zor anlar geçirdi. Ama iyisin şimdi değil mi? Evet iyiyim şimdi çok korkuttun şükür. Bize. Ben de korktum. Peki o an neler yaşandı buyurun izleyelim. Aa! Aa! Ne oldu canım? Tekme attı. Oo! Geriye sancı da girdi. Aa! Aa doğuracak. Ne oldu? Aa, sancı oldu? Girdi, tekme attı birden. İyi misin? Ağrıyor mu? İyiyim, gel, iyiyim. Gel gidelim o tarafa gidelim. Ağrın mı var Cansel? Evet, biraz ağrı girdi gel, sancı. Gel, gel. Dur, normal son ayların ya. Gel. Evet, o sancı. Yardım et, yardım et. Onunla götürelim. O yüzden gel. Şey yapma, götürüyor Cansel. Onunla götürelim.
Acaba kramp mı geliyor? Ben şimdi doğru bu şekilde yarıştığım için onu çok iyi anlayabiliyorum. Erken doğum riski var mı? Olabilir. Aa, sancı girdi. Gel şöyle, gel. Geniş yerden gel. Gel. Evet, çok şükür iyisin. Evet, iyiyim. İlk hamileliğin nasıl geçmişti? İlk hamileliğimde hiç bilmedim hamileliğimi. Çok kolay geçti. Ne güzel. Ama bunda bayağı bir zorlandım. Hala da zorlanıyorum. Kızınla aran nasıl? İyi, çok şükür. Hı? Nasıl bir anne kız ilişkiniz var? Normal, öyle şey değil yani, normal. Herkes sözünü dinler gibi. Mi? Babasınınkine daha çok değiner. Yani kız çocuklarında öyle bir şey var değil mi? Yani benimkine çok değinemez de babasınınkine daha çok değiner. Senin annenle ilişkin nasıldı? Benim annem ilişkim iyiydi. Güzeldi. Annem vefat etti. Evli miydin o zaman? Yok, bekardım daha. Evlenmeden önce de. Evet. Nasıl kaybettin? Nasıl kaybettim? Ani kalp krizinden vefat etti. Ah, hiç beklenmedik. Hı hı. Kaç yaşındaydın? Ben 16 yaşındaydım. Çok tam da ihtiyacın olduğu. Evet, 16 yaşındaydım. Annem de 39 yaşında vefat etti. Nasıl ölüm haberini aldın? Bayağı, yani yanındaydım. Nasıl banyo, yani duş almaya girmişti annem de. Ben de yatıyordum yani, uyuyordum. Bir anda açtım, uyandığımda annemi göremeyince banyodan ses geliyordu. Baktım, annem yere yığılmıştı. O an nasıl hissettin? Nasıl, yani herkes nasıl hissederse ben de öyle hissettim yani. Çok kötü bir... Durumun farkında mıydın? Değildim. Yani daha o zamanlar 16 yaşındasın, ölümü hiç görmemişsin, nasıl olduğunu, nasıl ettiğini bilemediğin için normal bir, yani nasıl sıcaktan insanlar bayılır falan, yani şey olur ya, onun gibi hissetmiştim. Yani öyle sanmıştım ama sonradan uyanmayınca, etmeyince vefat ettiğini şey yaptım. Orada, yani daha evdeyken mi anladınız, hastaneye götürünce mi? Evdeyken. En çok neyini özlüyorsun? Kendisini, yanımda oluşunu. Yanında olsaydı ne yapardı sana? Ne yapmazdı ki? Her şey. Hastalandım, üşüyorum. Ciğerlerin parça parça. Hastayım, öksürüyorum, ciğerlerim parça parça. Ya sen olaydın yanımda, ya da bir tas sıcak çorba. Annem, annem, canım annem. Gelip ellerimi tutsan, yine dizimde oyutsan, kollarına sarsan beni, büyüdüğümü unutsan. Annem, annem, canım annem, ne olursun kalk gel anne, bana ninni söyle anne, oturup da başucuma saçlarını okşa anne, ellerini öpüyorum, hasret kaldım sana anne. Mekanın cennet Deniz olsun anne. İnşallah. Gelin Allah rahmet eylesin. Deniz anne, ne Deniz, oldu? Gelinin adı ne? Cansu. Cansu'm, senin anını ben de yaşadım kızım. Benimki de 15 yaşımdayken öldü. Babam. Çok duygulanırım böyle şeylere. Deniz anne, sen de çok ağladın. Ağlıyorsun. Gelinimi çok seviyorum. Gerçekten de annesi olamam, anne gibi olamam ama... Anne gibi anne. Çalışıyorum, olmaya çalışıyorum. Onun için geldim ben buralara. Yoksa benim ne işim var buralarda? İki tane gelinim var, birbirinden ayırdım etmem. Yani anne gibi olmak isterdim, hep öyle oluyor. En güzelini yapıyorsun. Çok da güzel, tatlı bir gelinim var. Evet, öyleler ikisi de. En çok de, hangi huyunu seviyorsun? Sessizliğini severim, ne bileyim. Öyle pek yani konuşmaz öyle.
Dur bakayım, şimdi konuşsaydı sevmez miydin? Yok, yine severdim. Her huyunu seviyorum da, yani sessiz öyle her şey. Kırmadı hiç. Hiç beni yani. Kırmadı. Sen onu, o itiraz etmediği için sen onu seviyorsun. Ben onu anlıyorum. Ölsüz olduğu için diyor, annesiz olduğu için diyor. Anne, en sevilen gelin, işte. En sevilen gelin, konuşmayan gelin. Ben o yüzden anne olmadığı diyorsun. İçin diyor, hep ben anne olduğum için diyor, yani üzüldüm diyor yani. Evet. Cansel, sen kayınvalideni seviyor musun? Evet, seviyorum. Yani en çok hangi huyunu? Ya en, yani küçük yaşta kaybettiğim için annemi, anne yerine koymaya şey yaptım. Yani ondan da Allah razı olsun. Hiçbir kötü şeyliğini görmedim. Hep anne gibi davrandı. Hep öyle şeyliğini şey yapmadım. Allah razı olsun ondan binlerce. Peki. Gerçekten çok güzel. Bütün gelin kayınvalidelere işte böyle örnek olun. Güzel örnek olun. Ah Cansel, ağlattın bizi. Aslında Hasan'ın sesi ağlattı bizi ya. Çok yanık ben söyledim. Ben de kendim de etkilendim. Gerçekten. Allah annelerimize uzun ömür versin onları. Başımızdan eksik etmesin. Doya doya yaşayalım onlarla. Şimdi tadıma devam ediyoruz. Sırada Gül abla var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Son tadımı sen yapıyorsun. Bugünün birincisi senin puanlarına belli olacak. Öyle mi? Evet. Olsun bakalım. Elin neye Gül anne? Evet, ona baktım. Böyle ortasından böl, hem kremasından hem hamurundan yemiş olursun. Evet. Bak bakalım güzel pişmiş mi, lezzetli olmuş mu? Hamur olmuş bu. Ama bakacağız yine. İster istemez. Çok hamur bu, yenmez. Yenecek gibi de değil yani vallahi. Yani olmamış, bu nasıl yapılmış anlamıyorum. İkincisi nasıl olmuş? İkincisi iyi. Peki. İyi. İçindeki ne böyle? O böyle krema gibi bir şey. Şerbet dedik ona. Reyhanlı, portakal kabuklu bir şey. Bu da olmamış. O da olmamış. Bu da yakmış. Tıyır tıyır. Bunu da beğenmedim. Peki. Seni dinliyorum. Hangi tabağa kaç puan veriyorsun? Bir. Birinci tabağa bir puan. Peki. Bu güzel olmuş. Hı. Hepsine nazaran en güzeli bu. 5. Tamam. Hiç olmamış dediğim gibi hala da hamur yani. 1. Tamam. Son tabak. Bu da 1. Sen yine 3-1, bir tane 5 verdin sadece. Evet. 1-5-1-1. Son kararın? Son kararım. Peki. Yani karar bir, değişmez. Artı 1 nerede? Artı 1 nerede? Bu aralar buluyorsun. Heh, nazara geldim işte şimdi. Bunda diyorum. Peki. Birinci tabağı seçtin. Açalım, görelim. Ah bak, dedim nazara geldim dedim. Yok, bunda da değil. Burada değil. Beşin burada. Altında. Üçüncü tabağın altında. 5 verdiğin tabağın altında. Evet. Gel nereden şey... başlayalım? Birinci tabağı açabilirsin. 5 puan verdin. Pardon, 1 puan verdin. Cansel, 1 puan. Bu herkes 4 puan Hüseyin. Bunu herkes 5 mi verdi? Ya ortalama yüksek puan aldı yüksek o tabak. Yüksek puan aldık yani hep. Hamur, hamur. Pişmemiş bile hamur. Diğerleri pişmiş mi? İçi de güzel değildi. Ben beğenmedim. Çok da ağzıma böyle bir tuhaf geldi ya. Yutamadım bile. Olmamış. Sıradaki biri açalım. Açalım görelim. Cansu 1 puan. Sen bir strateji tutturmuşsun kendi kafandan. 1-5-5-1-1-1-1-5.
Hı-hı. Ne oldu, sen şimdi herkesi yakıyorsun burada? Ne beğenmedim oluyor yani? Cansu. Ama burada yaptığımız emekler gerçekten bir mi? O kadar mı aşağı ama demek ki? Ama şimdi isterse yıldızlar serp olmadıktan sonra olmamış. Aslında çok güzel yapacak oluyor da şey sen yok. Böyle beyninden birini tutturup geliyorsun buraya. Seda'yı mı düşünün artık, başka birini mi düşünün, hiçbir fikrim yok. Hiçbirinize Seda'yı kastım düşünsen yok sen benim. Zaten hepsine bir vermem biliyor musun? Sen burada Seda'yı düşünerek gelen birisi değilsin. Dün de gördün ya, dün de bize 5 verdin. Yani benim dün de bize 5 verdin, yine Seda'yı yaktın yani mesela. Bu artık bu haline gelmiş. 5, 1, 1, 1 ya da 51, 51, Nide, Nide. Böyle aynen, Nideli geliyor diyor. Vallahi lezzete göre veriyorum. Sen gelirken Nidelimiz geliyor diyor. Lezzete göre veriyorum. Lezzetin olmamış, yapacak bir şey yok. Ağzında gayet sağlam de güzel. Ha, bana beşi göre. 5'i kime verdin? Bir. Senin ağzın Gül abla. Seda'ya mı verdin, Ceylan'a mı? Vallahi Seda'ya umarım tabii ki Seda'nın olsun. Yani bunda bir kasıtlı bir olay yok. Evet, şu an bu 5'i alan çünkü... İki çeyrek altına kocaman bir bak adım atmış. Bir dakika oluyor. Açma, bir sakinleşeyim ben. Daha sakinleşeyim. Sakinleşiyor musun? Daha mı çok stres yapıyorsun kendine? Stres yapıyorum. Yapma. Beş, birleri bas, sonra çık, stres yapıyorum de yap. Yap yani, sonra Seda sinirlendi diyorlar. Yap stresini. Ay toparlı, yani böyle laf işittikçe daha çok asabım bozuluyor, daha çok strese giriyor. Vallahi. Yani şu işten bize bir azat etseniz de kurtulsak biz de. Buradayken de yemek yapmak işte istemiyorsun. Oynuyor sinirlerim. Seda lütfen sus. Susmayacağım. Sus. Sen benim tabağım çıkmaz sus, gerçekten sus. Bak sen konuştukça benim burada elim ayağım titriyor. Sus lütfen. Bak benim saç köklerim bile titriyor biliyor musun sen 5-1-1-1 yapınca? Ne yapıyorsun sen ya? Kim ne yapıyor? Yapacak. İyi tadımcı öyle yapar. Ne iyi tadımcısı ya? Evet. Senin beni bulduğun sayılıdır zaten. Buluyorum bulamıyorum. İyi tadımcı Seyda, yapar. Seyda lütfen. İyi yap. Hiç üstüme gelme bak. Ben istiyorum seninkini bulayım. 5 olsun. Bulma. Sen al her şeyi. Adaletli ama puan ver. Bulma beni. Beni sinirlendirme. Beni heyecanlandırma. 3 kullan. 4 kullan. Bak şuradan geliyorum ya buraya. İnan ki elim ayağım titreye titreye geliyorum. İyi neden? Olursun. Senden laf duymamak için. Gül ablacığım artık geri dönüş yok. Evet bu 5... Artık günün birincisini belirleyecek, çok önemli. Açalım görelim. 5'i Ceylan'a mı vermişsin, Seda'ya mı vermişsin? Vallahi ben şuradan kaçayım gideyim ya, açmayacağım. Açamayacağım. Hadi ikinci tabak, 5 aldı. Aç. Açamayacağım. Nasıl ya? Açamayacağım. Ay gel hareketlere ya. Bakın ya. Açamayacağım, 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 açamayacağım. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Ben açayım mı gelip? Tamam ben açıyorum o zaman, fark etmez. Yani geri dönüşü yok bunun. Buna 5'i vermişsin. Ha Seda, ha Ceylan, ha sen açarsın ya da ben. Peki, günün son puanını açıyorum. Seda mı Ceylan mı? Açma. Açma Derya Hanım. Ne yapacağım açmayacağım? Açma lütfen. Cebime koyup eve mi götüreyim? Öyle bir şeyim var ya. Sen verdin puanı, arkasında dur. Laf işitmek istemiyorum, açmayın. Açıyorum. 5 alan tabak. Açma. Ağlayacağım bak, ağlamakla gülmek arasındayım, çok kötüyüm. Gül ablacığım, geri dönüşü yok, açıyorum. Hayır, hayır, lütfen açma Derya Hanım, açma. Açıyorum artık. Yani açma, açma. Başka yolu yok. Açıyorum. Beş alan tabak Ceylan'ın. Oh, rahatladım. Kendi gelinini de yaktın. Olsun. Bravo sana, onu da yaktın. Ya her gelen tabağıma Allah rızası Seda, için az pişmiş dedi. O geldi yanmış kuru dedi ya. Her gelen çiğ dedi, altı pişmemiş dedi. Benim kayınvalidem geldi kuru yanmış dedi ya. Ya nasıl yapıyorum ben bunu, ben anlamıyorum ya. Niye oluyor böyle bilmiyorum ya. Birine 3 vereceksin, birine 4 vereceksin, birine 1 vereceksin. Ben ona 5 verecektim, kapatın bir daha puanlayayım ben. Olur mu öyle şey? Bir şans verin Derya Hanım ya. Olmaz, ayrıca beğenmemişsin yani, ne yapalım? Beğensen yüksek verirdin. Saymıyorum ben bunu. Gülen de sen kamera şakamışsın mısın? Biz de sen saymıyor da buradasın işte Gül abla maalesef. Ben bir şey sormak istiyorum sana Gül anne. Bak tatlı tatlı soracağım Gül anneciğim. Bir şey sorabilir miyim? Senin hayatında
Ne? Gel gel gel, ben varım, bir şey senin yapamaz. Senin hayatında gel. Puanlamada 1 ve 5'ten başka rakam yok mu? Bak sen oraya geldiğinde doğru düzgün puanlama yapsan, 2, 3, 4 bunları kullansan, tamam mı? Bana 5 gelmese bile ben gerçekten sana gıkımı çıkarmam ama beni çok tüketiyorsun. Ayrıca çok minik olduğun için ağaçtan da hiç göremiyorum seni. Seda Hanım, acaba başka sayı bilmiyor mu? Kokum arası yazması var mı? Gülsem mi, ağlasam mı bilemedim. Gerçekten en mağdur benim. İnanın size yine dün 5 de verdi değil mi? Bana ama hiç başka vermiyor. Sayı yok yani. 5 ya da 1 var. Bu nasıl yani Seda Hanım? Ben seni haklı görüyorum ben bak vallahi. Ben utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Artık bağırıp çağırmak da çözüm değil. Ağladım, zırladım, sinir krizleri geçirdim. Anlamıyor. Senin burada bitmişliğini görüyor ama ya asla bekle, keyif alıyor. Şu an 4 veya 3 ise bekle şu anda bak biz hadi. Yani ikinci şey haftanız değil mi sizin? İki evet. Kere mi 5 verdi bana ilk hafta? Başka yok işte. Yani onda işte 5 ya da 1 yani şans eser o da. Vallahi ben artık bu kayınvalidelerin puanlamalarından hiçbir şey anlamıyorum. Yazık yani o piti piti şansa işte. Herkes bir şey dedi, aynen. O yanık dedi. Bizim orada önce de şu önerilerdi, el ele pelek, elden çıkan topar. O da olur, o böyle da olur bir şey yapıyor evet. Galiba, ben bilmiyorum. Hasan dur, daha sizin hakkınızda konuşacağız. Cansu zaten görüntülere, sinir, Deli Hanım. Görüntülere ulaştık. Ne olur her şey artık gün yüzüne çıksın, gerçekler göreceğiz, ortaya çıksın. Göreceğiz artık, kim haklı, haksız. Yani. Yeşim'i tekrar buraya davet ediyorum. Vallahi gitmedim. Bekledim, evet. Görüntüler gelsin diye. Haksızlık da etmek istemedim çünkü. Çok teşekkür ederiz. O yüzden bir görüntüleri izleyelim. Görüntüleri bulmuşlar galiba. Evet, görüntüleri elbette bulduk. Şimdi önce birinci videoyu izleyelim. İlk senin yanına gelip nasıl konuştular onu görüyoruz. Buyurun. Evet. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Tekrardan konuğumuz olaraktan bize onur verdiniz. Gerçekten çok mutlu olduk bugün sizi gördüğümüzde. Ben dedim ki bugün Yeşim Hanım gelecek. İçime bir ayrı böyle şey doğdu. Anlatamam size heyecan, mutluluk. Şu anda biz yemeklerimizi yaptık. Ondan sonra biraz sonra 4 tane tabak oraya gelecek. Burada sizi yalnız buluşken biraz sohbet edelim dedik. Onların içinden en güzelini bulabileceğinize eminim ki en güzeli benimki. Baktığınızda hemen göreceksiniz. En iyisiniz zaten. Orada 10 üzerinden 10 puanlama yapacaksınız ya. İnanın ki ağzınızda bu 10 diye de siz çekileceksiniz. O da benim. Şimdi burada çok net bir şekilde senden yüksek puanı istiyorum. Aslında şimdi yani benim burada tabii tabağı bulmam... hakikaten dedikleri gibi olsaydı, yani gerçekten tane tane dağılsaydı, işte mükemmel olsaydı, yani benim burada onu ayırt etme şansım yok. Ben zaten böyle bir muhabbete girmem normalde. Ama hani konsepti bildiğim için dinledim. Evet, şimdi daha önemlisi, tabaklarını belli edecek, daha belirgin bir tüyo sana verdiler mi, vermediler mi? Bu da artık ikinci videoda net bir şekilde görülüyor ve duyuluyor. Cansu, Hasan. Efendim? İçiniz rahat mı? Rahat tabii ki. Çok gönlümüz rahat gerçekten. Yayınlandıktan sonra herkes de gördüğü zaman daha rahat olacağız tabii ki de. Yani. Şimdi Cansu ve Hasan, sizleri maalesef buradan diskalifiye etmek zorundayım. Kabul etmiyorum Derya. Ben de kabul etmiyorum. Gerçekten aslar ortaya çünkü çıksın, ben buraya ondan geldiğimden sonra belli, karar verin. Anneme olur de söylüyorum. Hakkını edene ver diyorum yani. Puanı iyi yapamadıysak biz bize o, de bir ver. Biz hep yani o düşünceden yanayız yani. Ben görüntünün bulunmasını istiyorum. Ben de ne olur o evet kayıtları bulun. Sizi buradan diskalifiye etmek zorundayım. Eğer görüntüler aksini iddia etmiyorsa, kanıtlamıyorsa. Hazır mısınız? Hazırız biz. Buyurun o zaman videonun ikinci kısmını izliyoruz. Ama tabii ki 10 puan üzerinden hani güzel severim. Bizimki kötüyse, yaktıysa vermeyin. Ya da pişiremediyse yani öyle verin. Yoksa biz hani şeysiz puan istemiyoruz, hani hakkımızı istiyoruz. Adaletsiz asla puan istemeyiz. Bir an gerildim ben de, gerilmedim. Asla. Hani sanki böyle... Yok yok, öyle istemeyiz. Hak etmedik mi biz puan falan istemeyiz? Hak ettiğini verin. Tamam.
Evet. Bu şekildeydik. Yani. Evet. Peki Yeşim, kendini baskı altında hissediyor musun? Hissettin mi orada? Yok, hissetmedim. Yani sonuna kadar da izin verdim, dinledim. Hı. Bakalım nereye gidecek bu konuşmanın sonu diye. Evet. Ama hak eden hak ettiğini verin dendi. İşte bir art niyet sezdin mi? Sezmedim. Ama bir böyle bir eyvah, neyin içindeyim şu an diye bir düşünmedim değil. Hı hı. Ama hani bana deselerdi biz üstünü biraz yaktık. İşte üstü biraz en yanık olan bizimki. Hani biz sizi çok seviyoruz, evet, falan olmuş olsaydı. Belki. Bariz bir işaret olsaydı. Yoktu, o zaman evet, bugün buraya veda ediyor olurdunuz kesinlikle. Peki sizi zan altında bırakanlara ne demek istersiniz? Aradan dışarı gittiğimde içeriye girerken Hasan'la Cansu Yeşim Hanım'ı burada kenara sıkıştırmışlar. Aa, yok ağızda dağılan en güzel tabak, en güzelini ben yapıyorum. Bak bizim tabak muhakkak onluk, ona muhakkak on kullanın. Şaka, ben neredeydim? Bu tür kelimeler kullanıyorlardı. Vallahi ben Harun kardeşimi kınıyorum. İyice naz duymadığı için, kendi başına, aynen, böyle şey yaptığı için bizi burada suçlu etti. Ben her zaman diyorum hak edene hakkını verin diye yani. Hakkımızı aldık, 5 puan aldık, şimdi itiraz da etmedik yani. Şimdi sizdeki en büyük problem şu, bir kere bir konukla orada bir araya gelip bu tür bir konuşma, diyalog içerisine girmeniz başlı başına bir hata. Ben duyduğumu geldim yani, burada söyledim. İkincisi, hanımının en iyi yemekleri yaptığını puanlama da dahil sadece sen söylüyorsun. O da en iyi yaptığını zannederek insanlara gidiyor. En iyi ben yapıyorum, bak dikkat edin diyor. Yani hani az evvel dedin ya, sen hanımınla ilgilendi. Benim hanımımla ilgilenmeme gerek yok, o zaten dört dörtlük. Ama sen yanlış ilgileniyorsun, yanlış yönlendiriyorsun. Abi biz ona yeni geldik, biliyor musun? Lafını bölmeyeyim de şu tabloya bakar mısın? Biz geleli daha 2 hafta oldu. Şu yanına bak yani, istersen. Ne var, bizim de öyleydi. Şimdi biz ya, daha fazla. Daha Hanım'a... biz yeniyiz ama tamam, tazeyiz. Yok, daha biz yeni acemiliğimizi attık Cansu, mesela. Cansu şimdi yanlış konuşuyorsun. Daha yenisin, tablonda bir şey yok. Emin onun için abi, o tabloyu gösterme kimse. Daha biz 2. haftamız yeni doldurduk. Şimdi Yeşim Hanım ikinci haftada ne uçanlar gördük. Yani ilk defa görmüşüz, yanına gitmişiz. Çok yani Sucuğum, bunu abi yapan tek sen değilsin. Senin gibi birçok yarışmacı senden. Fazlası hani ben vardı. Ben kendimden bahsetmiyorum. Çok daha fazlasını kazanıp da 3., 4. haftadan buradan gidenler de oldu. Olabilir. Hani o şişkinliğin olmasın. Burada hepimiz bir yolcuyuz, anladın mı? Tabii ki bu de hafta düşük olan hiç gider. Hiç öyle bir şişkinliğin yok. Gitmeyeceğin diye bir şey yok. Yani bunu tek başaran sen değilsin. Bunun misli misli burada başarıldı. Altını çiziyor. Sedacığım, Harun abi diyor ki Hasan'a sen işte eşine böyle böyle diyorsun, güzel yapıyor falan. Sen de aynısını yapıyorsun aslında. Sen vallahi aynısını hiç yapıyorsun. Cansu. Sen sadece diyorsun ki benim gömer, eşim dört dörtlük. Aynısını söylüyorsun abi. Ne farkı var? Hiç farkı yok. Senin elinin lezzeti konusunda seni Hasan'dan başka burada şişiren, senin de kendini çok iyi görmenden başka bir şey yok. Aynısı dedik hocam. Sen Harun abi, sen iyi bir iftira atmayı biliyorsun. Gerçekten dilin her tarafa dönebiliyor. Yani çok korkunçsun. İftirayı attın. Eğer şu görüntüler şey çıkmasaydı belki de biz buradan şu anda gidiyor olacaktık ki senin iftiranla gidecektik. Senin son cümlemi dinledin mi Harun kardeşim? Sen son cümlede ne diyor? Hak etmiyorsan bir ver diyor. Biz anneme de aynı söylüyor. Sakin olun. Siz iki mutfak sakin olun. Cansel iyi misin? İyiyim. Biraz belim ağrıdı da ondan şey yaptım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, teşekkür ederim. Oturamıyor musun? Hayır. Belin ağrıyor. Evet, belim ağrıdı. Dur. İyi misin ya? Bak istediğin kadar yürüyebilirsin burada. İyiyim. Gel, gel. Biraz belim ağrıdı o kadar. Gel. Gel şöyle. Böyle bu iyi mi geliyor sana şimdi? Yürümek biraz iyi geliyor, evet. Gel tarafa. Stüdyomuz geniş bak. Bütün böyle her yere dolaşabilirsin. Teşekkür tamam, ederim. Ağır yavaş. Sen bunları da aldırış etme, tamam mı? Tamam. Hadi sen yürümeye devam et. Tamam. Bir şey olursa haber ver. Tamam. Peki, siz burada tartışıyorsunuz. Kızcağız neredeyse doğuracak yani ya, heyecandan. Peki, şimdi görüntülerin tamamını izledik ve şuna vardık. Burada bitiyorlaşma yok. Çok şükür. Değil mi? Aklandık. Fakat sizleri tekrar uyarıyorum. Düşük puan alarak buraya veda edebilirsiniz. Ama bence potansiyeliniz yüksek. Eğer diskalifiye olursanız gerçekten çok üzülürüm. Böyle şeyleri bir daha görmek istemiyorum. Bakın zan altında kalıyorsunuz. Daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Pekala o zaman. Gel seninle beraber günün birincisini açıklayalım. Günün birincisine 5 evet, puan farkla. Bugün menümüzde bir Türkmen kebabı, bir de Belen turtası vardı. Her iki yemekle
en yüksek puanı alanlar 24 puanla en yüksek 2 puana sahip olan isimleri söylüyorum. Seda ve Ceylan. Hazırsak buyur sen söyle. Günün birincisini açıklıyoruz. Ceylan. Ceylan. Çok sevindim. Yoklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyor. Ceylan tebrik ederim. Tam tamına 24 puan aldın. Sedalar da 19 puan aldı. Cansular 15 puan. Canseller de 11 puan. Güzeldi değil mi? Güzeldi. Valla tatlı da güzel. Belki kremasından sonra tadına yok, bakarsın. Yok ben yemiyorum zaten bugün de. Bozdum her şeyi. Peki o zaman. Evet puanlar birbirine çok yakın. Haftanın finaline doğru adım adım ilerliyoruz. Çeyrek altınları her gün 15 bileziği de cuma günü veriyoruz. Ve şimdilik bu kadar. Yarın yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mutfak bahane, mutfak bahane.